Yaya geçidinde yapılan parklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yok, ben çok karşıyım ve de engelliyor yani, yayaları engelliyor. Yayalar yaya geçidinden geçemiyor, yola çıkıyor. Tabii geçemiyor, evet. Karşıdan gelen aracı göremiyorsun. Mesela geçmek istesen de onlar sizi görmüyor durmak için. Yani o karşıyım yaya geçidinin, bu kaldırım kenarlarındaki araçlara karşıyım. Peki yaya geçidindeki geçiş üstünlüğü kimde olmalı? Tamam, genç olarak biz bekleyebiliriz ama belirli bir yaşta olan insanlar, onlara öncelik tanınması gerekiyor. Ben yurt dışına çıktım. Almanya'da yaya geçidinin hakkı olmamasına rağmen yaşlılar geldiği zaman mutlaka araçlar duruyor. Yaya geçidinde bak dikkat edin, yaya geçidi olmamasına rağmen mutlaka duruyor. Ama bizim burada yaşlı görüyor mu duyuyor mu hiç onu dikkate almıyor. Yani ben daha çok şoförlerin bir eğitimden geçmesini istiyorum. Yani araçlar yaya geçidini park etmeli mi sizce? Onu etmemeliler. Onu kesinlikle yapmamalılar. Yani. Peki orada araçlar geçiş üstünlüğüne öncelik veriyorlar mı yayalara, yaya geçitlerinde? Yaya geçitlerinde biz rastladığımız kadar veriyor. Bazı aksaklıklar olur ama genelde veriliyor. Genelde veriyor. Peki ne oluyor? Niye aksaklıklar oluyor? Nasıl etkileniyorsun? Geçen gençler var. Bunlar gençlerden kaynaklı. Böyle yapıyoruz her iki tarafa da. Elimizle bir bu tarafa bir bu tarafa nasıl duruyorlar. Sürücüler duruyor mu peki? Evet, duruyor. O zaman duruyorlar. Genç sürücülerde biraz hatalar var. Şimdi bu saatte yapılmaması lazım. Gerçekten şeyli olarak yine de bir geçiş var. Ama geçiş yine iyi. Kalabalık ama olmayan bir zaman seçilmiş. O güzel. Şimdi tam trafik bugün salı hayatım iş günü mecbur geçecek taşıtlar. Biraz orada yanlış yani. Okul çıkışları daha çok kalabalık. Halkta bu konuda bilinçli bir bilinçlenme yok. Ve yöneticilerde de bunu denetlemiyorlar. Otobüs duraklarına park ediyorlar. Bunları denetleyen bir sistem yok. Ve halk da gayet yaya parkları değil otobüs duraklarına dahi park ediyor. Gayet rahat yani. Kurallara uyulmuyor duyarsız insanlar ve yöneticiler de bunları takip etmiyor. Bakın Edirne merkezde de böyle, Keşan'da da böyle, her tarafta böyle. Ama İstanbul'da mümkün değil bunu yapman. Bunu bırak, çöp dahi gündüz toplanıyor. Yani bunu bırak, çöp dahi gündüz toplanması benim acayipime gidiyor. Niye acayipime gidiyor? Çöp insanlar istirahat halinde, uyku halindeyken toplanır. Bu sistem de gece yapılır. Bu gündüz yapılmaz ki. Yani nöbetçi bir ekip oluşturursun. Bunları yaparsın gece, gündüz bunları insanlara bak şu anda. Bak nedir? Trafiği böldü. Bak trafik aksıyor şu anda. Ve çöpler de gündüz toplanıyor. Ne işti? Ama İstanbul'da gece toplanıyor. Engelli şeylerin, rampaların oraya park edenlerle ilgili de pek hoşlanmıyorum. Genellikle plakalarını alıp bir bildiriyorum veya söylüyorum. Herkes yatınca olmalı. Herkes yattığında. Evet. O zaman trafik olmaz mı? Olmaz. Olmuyor çünkü gece. Trafiğin az olduğu saatlerde olması daha uygun bence. Hem trafiği aksatıyorlar hem de yayalar bu trafikte geçerken canlarını tehlikeye atabiliyor. Yaya şeritlerinde park eden araçlarla ilgili ne düşünüyorsun? Onlar bizim yolumuzu yolumuzu engelliyor. Araba çarpma riski yüksek oluyor bu sefer. Kimse zorada olmadı. Gece de yapılabilir. Vallahi bu saatte de yapılabilir ama geç de yapılabilir. Ama önemli olan çalışmaları ama bunlar ille seçim zamanı değil. Her zaman yapılması lazım.